Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat gerçekleştirirken İran da Azerbaycan sınırında istihbarat ve gözetleme uçuşlarını sıklaştırdı. Ermenistan durumu değerlendirmek için havalarını İran insansız hava araçlarına açtı. Ayrıca Ermenistan medyası İran Dışişleri Bakan Yardımcısının ülkeye ziyaretini olası bir çatışmanın önüne geçmeye yönelik bir adım olarak değerlendirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'ın provokasyon ve saldırılarına karşı yeni bir harekat hazırlıklarını başlatırken, cephe hattına çok sayıda askeri sevkiyat gerçekleştiriliyor. Ermenistan ve İran'ın Azerbaycan'a yönelik tehditlerine karşı Türkiye'de her fırsatta tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında olduğunu açıklıyor. 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, Ermenistan'a ağır darbeler vururken, yeni bir harekatta bu kez hem TB2 hem de Akıncı Taarruzi insansız hava araçlarının Ermenistan ve İran'ı yok edeceği belirtiliyor. Türkiye'nin geliştirmiş olduğu silah sistemleri ile Azerbaycan'a her türlü desteği vereceği biliniyor. Diğer yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu yine bir video yayınlayarak Azerbaycan'ı tehdit etti. Son dönemde Ermenistan'ın sözcüsü olarak görev yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bakü'yü tehdit etmek amacıyla yine video yayınladı. İran Devrim Muhafızları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönelik tehditler zemininde Ermenistan askeri teçhizatının Azerbaycan sınırına naklini gösteren videolar paylaştı. Videoda Ermeni sınır muhafızlarının Azerbaycan sınırında hazırladığı siperler görülüyor. Söz konusu kanalda İran Hava Kuvvetleri'nin Azerbaycan sınırında keşif uçuşları yaptığına dair bilgiler de yayınlandı. Videolara ilişkin açıklama yapan kanal, özel harekat birimleri İran'ın çıkarlarına aykırı adımlar atan düşmanların husumetini aşmak için tam anlamıyla hazır denildi. İran rejiminin görüşlerini dolaylı olarak aktaran kanalda Bakü'nün İran'a katılımı, Ali ev rejiminin her türlü düşmanca eyleminin telafisi şeklinde bir tehdit mesajı daha yayınlandı. İran devrim muhafızlarının yayınladığı videoda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu Aras şiiri seslendirildiği dikkat çekti. İran ayrıca Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçişi de kapattı. Azerbaycan Eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügarov, Karabağ'da yaşanan olayları değerlendirerek, gerginliğin artması durumunda Azerbaycan'ın bir gün teröre karşı operasyon düzenleyerek meseleyi bitireceğini belirtti. Azerbaycan'ı yaptırımlarla, kararlarla tehdit edenlerin burada bir şey yapamayacağını ifade eden Zülfügerov, Azerbaycan bunları görmezden gelecek ve askeri adımlar atacaktır. Aslında, bu kararların gerçek nesnelliğini biliyoruz. 28 yıldır bölgede etnik temizlik yapılırken o örgütlerden ses çıkmadı. Yani bu açıdan bakıldığında gelecek süreçler bellidir. Aslında Ermenistan'ın ve hamilerinin Azerbaycan'a karşı askeri baskı kapasiteleri oldukça zayıf. İleride 5 veya 6 jandarma ve emekli polisi Ermenistan topraklarına gönderecekler. Bu nedenle Azerbaycan kendi barış anlayışına bağlıdır. Ama bunun arka planında başka etkenlere karşı her zaman hazırdır dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Zerduş Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan Ermeni toplumu ile toprak bütünlüğü çerçevesinde diyalog içinde olduğunu ve burada önemli çalışmalar yapacağını kaydetti. Uzman, Azerbaycan ve Ermenistan'ın birbirlerinin toprak bütünlüklerini tanımamalarına ilişkin birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Ermenistan'ın burada kaybeden olacağını söylemeye gerek yok. Aynı şekilde Azerbaycan da Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımıyor ve sınırlarını kapalı tutuyor. Aynı zamanda Azerbaycan ile dayanışma içinde olan Türkiye, Ermenistan ile sınırlarını kapattı. Sonuç olarak karşı tarafın bu durumda ne kadar yaşayabileceğine dikkat etmek gerekiyor. Bunun için Karabağ'da yaşayan Ermeni cemaatinin Azerbaycan'a entegrasyonu ile ilgili farklı yöntemler kullanılabilir. Burada hoş veya diğer davranışlar kesinlikle bizim iç meselemizdir. Ermenistan bunu kendisi yapabilir. Fransa veya Rusya ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak serbesttir. Aynı zamanda Ermenistan'ın Azerbaycan tarafından barış uygulama operasyonlarını gerçekleştirmesi konusu da önemlidir. Belki de bu seçenek özellikle batıda birileri tarafından beğenilmeyebilir. Ama her halükarda burada iki önemli yaklaşım var. Azerbaycan ikisinden birini yapacak dedi. Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı sözde Rus barış güçlerinin refakatiyle Ermenilerin Karabağ bölgesine silah sevkiyatı yaptığı anları yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinde geçici olarak konuşlanmış Rus barış gücü birliklerinin yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait güvenlik araçlarına eşlik ettiği bir kez daha gözlemlendi. Rus Barış Birliği'ne ait bir adet ZTR82A muharebe aracı, Ermenilere ait 3 adet Ural tente ve yakıt deposu bulunan bir Kamaz otomobili olmak üzere toplam 5 adet askeri aracın Hankendi Halfeli Turşsu toprak yolu istikametinde hareketi teknik gözetim araçlarımız tarafından kayıt altına alınmıştır. Askeri nakliyelerin Rus Barış Gücü Birliği eşliğinde gerçekleştirilmesinin üçlü deklarasyon hükümlerinin ağır bir ihlali olduğunu ve kabul edilemez olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Düzenli olarak meydana gelen bu tür yasa dışı faaliyetler, Laçın yolunun Azerbaycan-Ermenistan sınırının son noktasında Azerbaycan sınır geçiş ve kontrol noktası kurulmasını gerekli kılmaktadır denildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 392. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bahmut ve Avdiivka yönünde şiddetli çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Liman, Bahmut, Avdiivka, Marinka ve Şah Tersik yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Rus güçlerinin 4 füze ve 24 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, Bahmut ve Avdiivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor. Rus güçleri önemli ölçüde silah ve askeri güç kaybına rağmen bölgeyi ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmiyor ifadesine yer verildi. Öte yandan, açıklamada, Avdiivka, Marinka ve Şah Tersik yönlerinde Rus güçlerinin bazı yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda ise başarısız olduğu kaydedildi. ABD, Ukrayna'ya verilecek Abrams tanklarının daha kısa sürede teslim edilmesi için çalıştıklarını duyurdu. Çin Devlet Başkanı Şin'in Moskova ziyaretine ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kan Körbi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki savaş dolayısıyla cephanesinin ve ihtiyaç duyduğu envanterin bitmek üzere olduğunu, bu nedenle de Çin'den yardım isteyebileceğini söyledi. Körbi, Şin'in Putin üzerinde etkisi olduğu, Putin'in de Ukrayna'daki savaşa yardım etmeleri için Şin'in onayını ve yardımını istediği görüşünü savundu. Çin'in ise Putin'i, Amerikan liderliği ve Batı'yı geri püskürtmeye yardımcı bir araç olarak gördüğünü söyleyen Kirby, Çin'in Rusya'ya zarar veren savaşın bitmesini ancak Rusya'nın kaybetmemesini istediğini dile getirdi. Diğer taraftan Kirby, Ukrayna'da adil bir barış istediklerini ve bu ülkeye yapılan yardımların devam edeceğini belirterek, özellikle baharda kendilerini savunabilmeleri için daha fazla cephaneye ihtiyaç duyacaklarını kaydetti. Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları henüz tüm üyelerce onaylanmamış olsa da askeri entegrasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında konuşurken iki ülkenin de Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldığını ve Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini söyledi. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır diyen Stoltenberg, bu kararı memnuniyetle karşıladığını, Türkiye'deki seçimlerden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan onayın verilmesini beklediğini dile getirdi. Stoltenberg, Macaristan Meclisi'nin de 27 Mart'ta Finlandiya'nın üyeliğini oylama kararını memnuniyetle karşıladığını aktardı.